Bu bileşen de İzmir'i oluşturuyor. Bunlardan biri olmazsa İzmir de olmaz. Bir kent de olmaz. Şimdi birincisi yönetim sistemi ve yönetici karakteristiği veya özelliği. Şimdi İzmir'in yönetim sistemi belli. Yani belediye başkanı var, vali var. Vali atanıyor, belediye başkanı seçiliyor. Burası da bir deprem kenti. O halde bir deprem kentine herhangi bir yönetici geldiği zaman normal bir kentin yönetimi gibi, yöneticisi gibi olamaz, olmamalı. Deprem nedir bilmeli. Deprem nedir bilmenin dışında yönettiği kentin tehlikesi neyle, hangi faylarla veya sistemle tehdit ediliyor onu bilmeli. Yani tehlike analizi nedir onu bilmeli. Deprem olduğu zaman veya olmadan önce zarar nasıl azaltılır onu bilmeli. Ve bu doğrultuda kentin çeşitli dairelerinde depremle ilgili kuruluşları harekete geçirebilecek bilgisi, yeteneği olmalı. Onları koordine edebilmeli, onları organize edebilmeli. İzmir'i kente hazırlama noktasında kime ne görev vereceklerini bilmeli. O görevi yapıp yapamadıklarını takip edebilmeli. Ve sonuç olarak da kentin deprem konusunda, afet konusunda orkestra yönetir gibi yönetebilecek bilgi, beceri ve birikime sahip olmalı. Peki o nasıl olacak? Gayet basit. Türkiye Cumhuriyeti bu bugün sistemimizde yok deyince beni hiç ilgilendirmiyor. Meclis orada. Yani bir sürü gerekli gereksiz işlerle uğraşacaklarına yönetim sistemini bir kanunla değiştirsinler. Yöneticiler belirli bir kursa, belirli bir eğitime tabi tutulsunlar. Ondan sonra yönetim oluşsun. Yani bu herhalde zor bir şey değil. Şimdi bu kentin birinci parametresiydi. Uzatmak istemiyorum. Yönetim sistemi ve yönetim. Demek ki İzmir'i deprem dirençli yapmak istiyorsak önce yönetimin bu nitelikte, bu tür ellerde olması lazım. Bunu niye diyorum biliyor musunuz? Kimi yöneticiler, mesela bu bölgede gördük şu anda deprem bölgesinde belediye başkanı hayatında hiç deprem duymamış gibi konuştu. Tüylerim diken diken oldu. Hiç bu tarakta bezi yok. Hiç düşünmemiş. Şimdi ikinci bileşen, yani İzmir'in ikinci bileşeni yönetimden sonra halk. Şimdi burada sizlere de serzenişte bulunacağım. O sizlerin içine kendimi de koyuyorum aynı sırada oturmuş olarak. Bir kentin halkı eğer deprem bilinçli, bilgili, birikimli ve kültürlü değilse siz o kenti asla depreme hazırlayamazsınız. Çünkü deprem kültürü olmayan halk depremde yara alabilecek her işi gizli gizli yer altından yapar, sağından solundan yasaların arkasından dolaşır, yine yapar. Ev yaptığı zaman kaçak yapar, göçek yapar. Dört kata imara ruhsat alır, beşinci katı da kaçak atar. Hiçbir zamanda denileni ciddiye almaz, ne deprem öncesi, ne sırası, ne sonrası eğitime kulak asmaz. Ailesine herhangi bir deprem planlaması yapmaz. Yani dilim varmıyor söylemeye ama bazen de yani yasalara ve etiğe uygun olmayan işleri de rant uğruna yapar ve o kenti siz istediğiniz kadar yönetim deprem dirençli yapmaya çalışsın. O deprem direncinin gerektiği kurallara uymayan halkla o kenti bir yere götüremezsiniz. Şimdi biz böyle miyiz? Üzülerek söylüyorum evet. İzmirliler farklı mı? Hayır. Bunu buradan söylüyorum. O zaman lütfen gelin kendimiz de değişelim. Bu işe son verelim.
Bunun için neden mi arıyorsunuz? Basit. 60 bin insanımızın bir gecede gömülmüş olması. Bu yetmiyor mu? Kendimizi değiştirmek için, idrak etmek için bu yetmiyor mu? Daha kaç binin ölmesi gerekiyor? Yani halktan yana da dertliyim. Halkın insanıyız ama bizim halkımız bu olamaz. Bu halkla biz depremle baş edemeyiz. Şimdi üçüncü bileşene geldik. Altyapı. Altyapı deyince yol, köprü, işte viyadük, tünel, baraj, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi gibi, doğalgaz şebekesi vesaire. Şimdi siz bir kenti deprem dirençli yapacaksanız bu altyapıyı deprem dirençli yapmak mecburiyetindesiniz. Bakın işte örnek oldu bugünkü deprem bölgesi. Altyapı diye bir şey yok. Bütün altyapı tahrip oldu. Ve kanalizasyon sistemi su şebekesine karıştı. Bugün su içemiyorlar. Hastalık da kasıp kavuracak. Bu kehanet değil. Bakın size söyleyeyim. O bölgede de salgın hastalıklar ya başlamıştır ya da daha fazla başlayacaktır. O zaman yapılacak iş deprem gelmeden önce bu depremde hasar alacak altyapıyı yenilemek, eksiği gediği varsa tamamlamak, bozuk bir tarafı, çürük bir tarafı varsa değiştirmek. Biz mesela İstanbul'da bunu yapıyoruz. Bütün altyapıyı, bütün analizlerini yaptık. Şimdi yani bütçe meselesi, tabii belli bir bütçe de var ama yeterli değil. Onları değiştirmeye çalışıyoruz. İşi uzatmamak için fazla örnek vermiyorum. Üçüncü bileşen de bu. Yani yönetim, halk, altyapı. Şimdi altyapıda hatta şunu da unutmadan söyleyeyim. Havaalanı nereye yapılacak? Yol nereye yapılacak? Veya işte bir takım diğer altyapı nerede olacak dediğinizde olmaması gerekeni en iyi gösteren bu bizim deprem bölgesi. Bakın havaalanı yapılmış, havaalanı oraya yapılmamalı. Yol yapılmış, yol kalmamış. Hiçbir şey. Ha diyeceksiniz ki ya büyük bir depremde o kadar da olur. Olur ama bu kadar olmaz. Dünyaya bizim deprem bölgesindeki hasar örnek olarak gösterilmelidir. Bir ülkede deprem dirençli kentleşmenin olmaması gerekenin en güzel örneğini veriyoruz. Bunu ben de söylemiyorum. Bakın yani 99'dan beri Maraş'a deprem gelecek diye elimizle gösterdiğimiz bilim adamlarının bas bas bağırdığı bir yerde yerel yönetimler, merkezi yönetim de dahil hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey yapmadıklarını, meseleyi anlamadıklarını bugünkü tablo gösteriyor.